çevre düzenlemesi tüm hızıyla devam ediyor, görüyorsunuz. Şimdi Escobar'ın kulübesini yapıyoruz arkadaşlar. Escobar'ın kulübesini orada alacağım. Buraya korsanı ya da Pablo'yu koyacağız. Çünkü Escobar sürekli narkoza hamle yapıyor. Bir gün tasmayı koparacak, girecekler birbirine. Şu arkaya alayım dedim. Şimdi burayı yapıyoruz Escobar arkadaşlar. Burası yapılacak. Kapı girişini yine buradan vereceğim arkadaşlar. Çünkü rüzgar buradan geliyor. Direkt kapının içinden kulübenin içine girmesin yani. Bazı arkadaşlar girişin bahçe yönüne bakmasını istiyor. Görüyorum hep çok yazan var. Tabii rüzgarın ne yönden estiğini bilmedikleri için. Şu an bakın şöyle baktığınız zaman anlarsınız yani. Şu an esiyor mesela. Burası çok rüzgarlı bir yer olduğu için rüzgar hep o yönden esiyor. O yüzden kapıları bu taraftan verdik ki rüzgar estiği zaman kulübenin içine girmesin. Çatı oluklarından içeri su girer diyen arkadaşlar da oldu şeyden. Yani su rüzgar esse bile arkadaşlar o tarafa gider. Yani kulübelerin içine girmez. Biz baktık yani şimdi yağmur yağdı buraya birkaç kere. Öyle bir şey olsa zaten oluk moluk yaptırdık da olağa gerek yok. Zaten kulübelerin işi büyük arkadaşlar. Yani ben şöyle gireyim görün. Buraya 3 tane köpek bile sığar yani bakın. Kafam tavanın vidalarına vurmuyor yani. Vidaları kırın falan diyen de olmuştu. Herkesin sorduğu yani kafasına takılan şeylere cevap vermeye çalışıyorum. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Tabii ki yine de kalacak olan olur ama ben her şeyi anlatıyorum. Şimdi döşeme kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bunu ben kendim yapıyorum. Ahşap işini sevdiğim için bugün ben yapayım. Şimdi kesiyorum bizim döşemeleri. Bakın 5'e 10'lardan yapıyoruz bunu arkadaşlar. Nasıl göstereyim size? Bakın şu öndekiler zaten kestane. Böyle ıslaklığa falan dayanan bir ağaç. Kestane ağacı. Şöyle arkaya doğru gidecek arkadaşlar. Altı strafor yaptım. Betonla arasındaki bağı kesmek için yattıkları zaman alttan soğuk köpeklere işlemesin. Çok sağlam bir şekilde çakıyorum. Köpekler onu yiyip çıkartamayacak. Hiç boşluk bırakmıyorum aralarında. Döşeme gibi yapıyoruz. Komple orayı çakacağım. Aynı şekilde diğer tarafı da çakacağız arkadaşlar. Straforla. Strafor alacağım. Parça bitti. Straforla orayı da yapacağım. Bugün inşallah köpekleri içeri alacağız. Daha sonra arkadaşlar şuradaki döşeme işini yapacağım. Kenarlarda. Köpekler tahtanın üstünde yürüsün, yatsın dışarıda oldukları zaman. Hep bu taraflarda yatıyorlar zaten. Hep ben de bu tarafı döşeme yapacağım. Bu döşemenin üstünde yürürler, yatarlar. Tamam mı? Ama koşma, oynama oldukları zaman da burada yine hani tuvaletini falan yaptıkları zaman bu taraflara yaparlar. Kesin zaten baron hep buralara işeyecek, onu biliyorum. İşeyeceği yeri bile biliyorum. İlk önce kulübesini işaretledikten sonra işini yapar. Çoğu arkadaş buranın gideri yani bu kadar işi yaptık buraya bir gider yapma aklımıza gelmedi mi yani öyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Videoyu izlerken yani illa yani her şeyi tam ayrıntısıyla göstermemiş olabiliriz. Zaten burada yine burada yapılacak şeyler var. Fatih Usta var arkadaşımız bize şimdi suluk muluk da yapacağız burada. Ya bir sürü iş yapacağız yani daha bitmedi. Şu an bakın kapıyı yapıyor. Fatih Usta. Yaşar abi, yorumlarda okudun mu? Ya buraya yaptığınızda bir gider koyamadınız oraya. Sanki yani ben gideri çekmedik diye millet gider koymadığımızı zannediyor. Ya bu kadar yeri yaptık aklımıza. Onu göstereceğim şimdi. Yani bu kadar yeri yaptık da bir gider yapma aklımıza gelmedi yani. Öyle yorumlar okuyorum ki çok ilginç. Bizim millette akıllı insan bak, çok. Bak şimdi gideri gösterelim arkadaşlar. Bakın gider burası. Burada hiç yağmur suyu birikmiyor. Bak şuradan çıkıyor, tamam mı? Bu zaten meyil hep buraya doğru. Hiç su tutmuyor burası. Suyu direkt buradan dışarı akıyor. Zaten ben o boruya bir boru takıp aşağı hark derler bizim orada. Su gideri var hark. Tamam mı? Oraya bağlayacağız. Oradan akacak yani. Anladınız mı arkadaşlar? Merak etmeyin. Biz de bir şeyleri düşünüyoruz yani. Bu kadar işleri yaptığımıza göre bir şeyleri biliyoruzdur illaki.
Ama tabii ki biz onun açıklamasını yapmadığımız için insanlar da öyle düşünüyor ama olsun, biz şimdi tamamen bitince her şeyin açıklamasını yapacağız. Ama şu rüzgar konusunda bakın, rüzgar şu an tamam böyle geliyor, benim yüzüme vuruyor. Ama bakın kulübelerin içine hiç rüzgar gelmiyor. Bakın şimdi poşete bakarsanız anlarsınız rüzgarın yönünü. Şimdi şimdi poşeti buraya koyacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi iki poşete iyi bakın arkadaşlar. Çivi poşeti onlar. Çivi var içinde. İki poşete iyi bakın. Demek istediğimi anladınız mı? Deney yaparak gösteriyorum size. Deney. Bu tam bir deney yani. Bakın rüzgar kulübenin içine kesinlikle girmiyor. Rüzgarın yönü bu taraf. Burada yayladaki gibi rüzgarlar esiyor arkadaşlar. Yani sesli bir rüzgarlar var. Biliyorsunuz korku filmlerindeki rüzgarlar var ya. Geceleri onlardan var. O yüzden bunu bu şekilde sağlam yapmamız gerekiyordu ve yaptık Allah'ın izniyle. Yağmur, kar, fırtına. Bu şekilde bir şey olmaz. Bardak var mı? Tamam Fatih içsen ya. Sen çay iç. İçmeyeceğim. Varsa ben içerim ya. Sen çok çalıştın. Sen geç çay iç. Çalışıyoruz tabii. Şu demirleri. Ya diyorlar ki orayı yaptınız, orası sel gider. Yok siz geç koymayı unuttunuz. Yani ben daha işler bitmediği için tam anlamıyla öyle her şeyi açıklamadık. Yani o süzgeç... Demek ki ayrıntıyı göstermen lazım. Bile en ufak ayrıntıyı bile insanlar dikkat ediyor. Helal olsun ya. Ama şey yapacaksın sen. Burada usta çalışıyor yani. Bu burada ustaya kadar. Mehmet ustaya hakaret olarak sayıyoruz bunu. Çünkü bu adamın işte, beyni kuş beynim yani. Hiç aklı yemiyor. Bu usta çoğu arkadaşlar yazmış. Kel usta becerikli ustaya benziyor diye. Harbiden becerikli usta. Keman ustaya çok sinirli usta var. Sinirli. Daha benim için öyle bir yorum yok. Buna sinirli diyorum. Bu ustayı da çok komik usta var. Çok iyi insan. Allah razı olsun. Şaba abi çay koda. Çay koyar mısın? Adam soruyor ya, şey. Kel usta değil ya, kel. Adam kel değil ya, adamın yarısı kel ya. Yarısı kel. Herkesin hepsi herkesin bir şey var. Keman usta da iyidir ya. Makara yapıyor. Ben orada adam ya var ya. O suya kazak usta değil, daha usta olamamış. Evet. Seni diyor. Keman diyorlar. Seni diyor. Abi o suya kazak tam usta olamamış. Tuğlaları yamuk yamuk görmüş diye. Yok yok. Ya, bu kadar çıplak ya. Asları ver de çerçevesini yapalım bak. Hangi asları? Bu kadar video. Hangi asları? Demiri mi? Ha, tas. Ha. Asları ver, tas. Ha, tas ha. Dur da kardeşim ya, burada bak. Şey, video çekiyoruz ya. Video. İnsanlara bilgi veriyoruz. Herkes yanlış düşünüyor. Görmüyor musun? Ben sana şimdi av demir var ya, av demir. Av demir var ya, direk var ya, av direk. Av direk. Ulan var ya, o direk işte, o direği al oradan. O direkten yapa zaten. Ha demir makası var abi ya. Ben tası getiriyorum şimdi, dur. Bir tane al oradan, iki tane var ya. Dağla bir yer nasıl dağla? Olmaz abi, olmaz abi. Sen onu şey al. Ben dur alayım onu, dur. Bunları okudun mu Recep? Okuyorum ya. Yazdığım yorum okudun mu? Sen mi yazdın? Görmedim. Adın ne? Kemal Tursun. Ben ona bakacağım. Benim videoya yorum yazdım. Senin videon. Kendi kendine yorum mu yapıyorsun lan? Evet, şuna göre subukları demir keseceğiz arkadaşlar. Getir onu buraya. Getir onu buraya. Arabaya vurma ama. Lan narkos. La hayvan oğlu hayvan. Evet arkadaşlar, ben videoya devam edeceğim. Daha sonra çekeceğiz yine. Şu işi halledelim burada.
köpeklerin sulukları ve yemekliklerini yapacağım. Fatih Usta buradayken tabağa bakın da. Esko. Deli Esko. Sen Esko'yu tanıyor musun? Yok. Nereden tanıyız aslan? Şu yere vardın o kadar. Abi Reyna'da. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu sefer kesin kapatıyorum. Hüsamet yeter ya. Hüsamet kapatıyor. Yok, ben bazen kapatıyorum diyorum da 10 dakika sonra anca kapatıyorum. Bu sefer.